Milon, Shank ve Feven artık yeniden güvenli bir yaşam sürüyor. Onların ailesi Eritre'den gelmiş ve şimdi onlar kendilerine kucak açan İsveç'te yaşıyor. Onların burada mutlu olmalarının bir diğer nedeni ise daha önce hiç görmedikleri kar ve soğuk hava. İsveç'in kuzeyinde Riksgransen isimli bu küçük köyde hava gerçekten buz gibi. En yakındaki kasabaya ulaşım otomobille 2 saat sürüyor ve yollar sürekli karlarla kaplı. Biz hayatımızda ilk kez kar görüyoruz. Çok şaşırtıcı. Burası çok soğuk ve ben buna alışkın değilim. Soğuk havayı ve burada arkadaşlarımla oynamayı seviyorum. Feven cennet anlamına geliyor. Eritre ve Etiyopya arasında çıkan savaş ile birlikte ailesi Suudi Arabistan'a kaçmış ve Feven burada doğmuş. Ailenin 6 çocuğu var. Baba 15 yıl Müslüman ülke Suudi Arabistan'da taksi şoförü olarak çalışmış. Aile Hristiyan inancında. Küçük çocuklar Hristiyanlığın ilkelerini evde gizli bir şekilde öğrenmiş. Ailenin dili Tigranya. Ancak çocuklar okulda Arapça ve İslam dini inancı öğrenmeye zorlanmışlar. Küçük kızlar din değiştirmek için baskı gördüklerini söylüyor. Bana okulda Müslüman olacağımı söylediler. Onlar bana Hristiyanların yanacağını, Müslümanların ise Allah'a kavuşacaklarını söylüyordu. Biz Hristiyanız ama dışarıda peçe takmadığımız takdirde polis bizi alıp cezaevine götürebiliyor ve burada günlerce kalabiliyorduk. Benim tecrübelerime göre Suudi Arabistan'da din farkı yüzünden yaşamak oldukça zor. Size orada iyi davranmıyorlar. Sokağa çıkıp yürüdüğünüzde sizi lanetliyorlar. Okulda da bize hiçbir şey öğretmiyorlar. Okula gitmemizi de istemiyorlar. Bir yaşındaki küçük Sarah ailede herkesin sevgilisi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden aile İsveç'e gelmiş. Aile geçmişe baktığında sadece gördükleri baskıları hatırlıyor. Ana vatanlarından çok az şeyi yanlarında getirebilmişler. Hazreti İsa'nın bir tasviri olan bu ikon da onlardan birisi. Çocuklar doğmadan önce Suudi Arabistan'da yaşamak çok sorun değildi. Durum son dönemde giderek kötüleşti. Hristiyanların genç kızlarını kaçırıp tecavüz eden bazı gruplar ortaya çıktı. Ben de kızlarımın başına bu tür bir şeyin gelmesini önlemek için ülkeyi terk edip hepimizi güvenli bir yere getirme kararı aldım. Hamile olduğum için yolculuk boyunca buraya gelene kadar hep hastaydım. Gerçekten kötü hissettim. Çok yorgun düştüm. Özellikle teknede sürekli olarak aralıksız bir şekilde istifra ettim. Benim için bu uzun yolculuk çok kötü geçti. Geçen yıl İsveç'e 163 bin sığınmacı geldi. Çok sayıda sığınmacı ise İsveç'e gelmek için yolda. Ülke halkı eskisi gibi sığınmacılara sıcak bakmıyor. Anketler sığınmacılara kapıların açılmasını isteyenlerin sayısının sert bir şekilde düştüğünü gösteriyor. İsveç'e gelenlerin büyük bir çoğunluğu Irak, Suriye ve Afganistan'dan ve az da olsa Eritre'den. Yaklaşık 600 sığınmacı başka bir çözüm bulunulmadığı için kayak merkezi olarak bilinen Riksgransen köyünde ağırlanıyor. İsveç hükümeti son dönemde komşu ülkelerle sınır kontrollerini arttırırken ülkeye daha az sığınmacı kabul edilmesinin yollarını arıyor. Kısa bir süre sonra sığınmacılara 3 yıl için geçerli olacak geçici oturma izni verilecek. Daha önce genelde otomatik olarak sürekli oturma izni veriliyordu. İsveç sığınmacı politikasında diğer komşu ülkeler Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi keskin bir U dönüşü yapıyor. Burada bir lokantanın mutfağında Irak ve Suriye'den gelen sığınmacılarla birlikteyiz. Ali, Mogdat, Vael ve Vela İsveç'te sığınmacı politikasında öngörülen değişiklikten haberdar. Onlar endişe duyuyor. Çoğu çocuklarını ülkelerinde geri bırakmış. İsveç'te aile birleşmesi kuralları giderek sertleşiyor. Ben 3 yıl önce Irak'ı terk ettim. Çünkü tehdit altındaydım. İlk olarak Ürdün'e gittim. Birleşmiş Milletler'den korunma istedim ve Avustralya, Fransa, İtalya, Kanada ve diğer ülkelere gitmek için başvurdum. Her yeri denedim ancak kimse beni istemedi. Sonunda İsveç'e geldim.
En önemlisi oturma izni alıp ailem ve çocuklarımı getirebilmek. Ondan sonra gelecekte ne yapacağımı, nerede nasıl çalışacağımı düşünmeye başlayacağım. Bana bu ülkede ünlü olabilmem için 5 yıl verin. Ben tavuğu 50 farklı tarifle pişirebilirim. Ben tavuk pişirme konusunda ustayım. Bu yeni yaşantım bana yeni şanslar açacak. Ben tavuk yemeği pişirme konusunda ünlü olacağım. İşte benim hayalim bu. Tavuk pişirme tarifleri benim ismimin her yerde anılmasını sağlayacak. Bağdat'ta bizim çalıştığımız lokantayı 3 defa havaya uçurdular. Her defasında çok büyük tahribat oldu. Yeni açtığımız lokantaların isimlerini her defasında değiştirdik. Ama üçünü de yine de bombaladılar. Amcam lokantanın sahibiydi. Son lokanta bombalanmasının ardından tamamen tahrip oldu. Vela bize otel lobisinde Bağdat'tan gelen video görüntüsünü gösterdi. Üçüncü çocuğu olan küçük kızı Ocak ayında doğdu. Vela oturma izni alırsa ailesini getirebilecek. Tabii alabilirse. Kızını ve ailesini buraya getirebilmesi 3 yıl ya da daha fazla sürebilir. Bağdat'tan kötü haberler de geliyor. En son bir kuzen ve arkadaşının öldüğü haberi geldi. Bunlara katlanmak oldukça zor. Biraz da temiz hava almak için dışarı çıkalım. Burada Afgan Gagor ve ilk defa kayak dersi verdiği küçük kızı Pera ile tanışıyoruz. İkisi de uzun bir sürenin ardından hasret kaldıkları güneşli bir günün tadını çıkartıyor. Güneşli hava onları oldukça mutlu etmişe benziyor. Onlar Afganistan'dan İsveç'e uzun bir yolu takip ederek gelmiş. Önce İran'a gitmişler. Ailenin reisi çalışma izni olmadığı için burada tutuklanmış. Onlar beni gözaltına aldıktan sonra tekmelediler ve dövdüler. Hakaretler yağdırdılar. Beni yalancılıkla suçladılar. Hayvanların kaldığı ahır gibi bir yerde kalıyorduk. Küçücük bir koridorda yaklaşık 60 ile 70 kişi arasında kalıyorduk. Tek bir lamba ve bir tuvalet vardı. Ve benim yatağım tuvaletin tam yanındaydı. Biz hepimiz insanız ve eşit haklara sahibiz. Birbirimize saygı göstermek zorundayız. Biz ülkemizi terk etmek istemezdik ancak mecbur kaldık. Göç edenler umutsuzluktan ve sefaletten ülkelerini terk ediyorlar. Bu aile için önemli bir gün çünkü onlar yeni bir yere yerleştirilecek. Kasım ayında İsveç Göçmen Dairesi artık daha fazla sığınmacıya barınak bulamayacağını açıkladı. Çocukları olan ailelere öncelik veriyor. Bu küçük köydeki bir otelde geçici olarak ağırlanan yaklaşık 600 sığınmacı başka yerlere gönderilecek. Çünkü Şubat ayıyla birlikte turistler kayak merkezi olan köye akın edecek ve sığınmacıların odalarını devralacaklar. Afgan aile öğle treniyle İsveç'in iç bölgelerinde bir kasabaya artık yeni bir yaşama yelken açacak.